Konut satışları 2023 yılında bir önceki yıla göre %17,5 azalarak 1.225.926 olarak gerçekleşti. Böylece 2014 yılından bu yana en düşük yıllık konut satışı yapılmış oldu. Türkiye genelinde e, konut satışları geçen yılın e, bu yıla göre aynı oranda yapılan satışlarda, %17,5 oranında bir düşüş söz konusu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023 yılı Aralık ayına ilişkin açıkladığı konut satış istatistiklerinde İstanbul, 198.739 konut satışıyla en yüksek paya sahip il olurken İstanbul'u sırasıyla Ankara ve İzmir izledi. Konut satışlarında Konya'mız bundan önceki dönemlerde ilk 4'e 5'e giren bir gruptaydı. Fakat şu anda Konut satışında oldukça geriler, gerilerdeyiz. İstanbul başı çekiyor, Ankara, İzmir devam ediyor. Ondan sonraki büyük şehirlerle birlikte Konya'mız geliyor. Türkiye'de en düşük konut satışı yapılan illerse 426 konutta Ardahan, 501 konutta Hakkari ve 970 konutta Tunceli oldu. Peki konut satışlarının düşmesindeki etken ne? Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay açıkladı. Tabii bundaki en büyük etken piyasadaki durağanlık. Yani nakitteki sıkışıklıktan dolayı bir de fiyatların üst seviyeye yükselmesinden dolayı alım satımlarda yavaşlama söz konusudur. Çözüm için hükümetimizin almış olduğu önemli kararlar var. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın imarsız olan tarla vasfında olan arazileri imara açma çalışmaları var. İnşallah bunlar hızlı bir şekilde gerçekleşirse arsa maliyeti konutta çok büyük etken. Arsa maliyetleri düşürüldüğü zaman inşaat girdi malzemeleri fiyatlarının da azalmasıyla veya dengede tutulmasıyla konutta hareketliliğin olacağı kanaatindeyiz.